Herkese tekrardan merhabalar. Bugün daha farklı bir görünüşle aslında karşınızdayım diyebilirim. Hem görüntü kalitesi açısından hem de tema açısından. Zaten serinin ismi de farklı. Bugün aslında etimolojiden çok zamanında zaten serinin adını da oraya koydum. Zamanında bazı terimleri nasıl acaba kullanılıyormuş diye inceleyeceğiz. İlk bölümde de fizik mezunu olarak fizik terimlerine aslında bakalım istedim. Osmanlıca'da nasıl kullanılıyormuş diye. Bunun için kaynak olarak şunu kullandım. Şöyle yapalım. Ferit Deverlioğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözcüğünü kullandım. Bunu da zaten şurada göreceğiniz gibi fizik etiketini yapıştırdığımız kelimelerle ilerleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Aslında Hikmet-i Tabiiye'den başlamışız en başta. Hikmet-i tabiiye fiziğe karşılık geliyormuş önceden. Hani aslında zaten hani tabiiye doğal süreçleri kastediyor burada. Hani doğanın hikmeti, doğanın hani bilimi gibi düşünebiliriz. Zaten fiziğe doğa bilimi olarak adlandırabiliriz. Burada ikinci bir kelimeyi koydum. Bunu aslında serinin ismini bu yapmayı düşündüm bir anda ama burada çok etimoloji konuşmayacağımız için bunu değiştirdim. İlmi el-sine de aslında dil bilim demekmiş. Yani lisanın burada zaten çoğulu lisanlar, lisanların ilmi. Bu da etimoloji demek yani dil bilim demek gibi düşünebilirsin. İlk kelimemiz burada adese kelimesi. Adese aslında mercimek demekmiş. Bildiğimiz hani gerçekten mercimeği mi kastediyor burada bilmiyorum ama merceğin kökenine baktığınızda nişan yanından da aslında mercimeğe götürüyor köken olarak. Bu bildiğimiz cam yani optik biliminde kullanılan merceği kastediyor. Optik zayıftır bu arada birazcık kusura bakmayın. Adese-i ayniye gözlenme ya yani okülere karşılık geliyor aslında. Adese-i meriye bu cisim merceği demekmiş. Bu objektife aslında karşılık geliyor. Bir de adese-i mütekarip bu da yakınsak mercek aslında. Optik dediğim gibi zayıf olduğum bir alan o yüzden çok bazen eksik kalabilirim bilgi vermekte. Burada önemli şeylerden bir tanesi bu Ferit Deverlioğlu'nun sözlüğünde Fransızcalarını da yazmış buraya gördüğünüz gibi. Bu bir avantaj bizim için hani neyi aslında karşılık geliyor onu anlayabiliyoruz kolaylıkla. Aksi tesir diye bir kelime var burada görüyorsunuz. Tesir aslında etki zaten. Bunun tersi yani ters etki gibi düşünebilirsiniz. Tepkiye karşılık geliyor normal olarak. Bu da hani aksiyon, reaksiyon fizikte ve kimyada aslında tepkimeye karşılık geliyormuş. Eskiden tepkime için aksi tesir kullanılıyormuş. Ben bu seride dediğim gibi etimolojiyi düşünmektense hani daha çok kökene gitmektense acaba neymiş karşılığı ona bakıyoruz. Hani ilk bölümde fiziği yapıyoruz. Burada şimdi kimya görünce aklıma geldi. Hani bunu kimya için, biyoloji için, matematik için de belki ileride yapabiliriz tekrar. Bud kelimesi bu uzaklık için kullanılıyormuş. Yani ebattan geldiğini buradan görüyoruz. Fizikte asıl ne kullanılıyormuş? Odak uzaklığı yani fokal deniyor galiba. Yine fokal renk deniyor sanırım. Hani optikte dediğim gibi zayıfım ama Budi Mihraki de bu odak uzunluğunu içeriyormuş. Buhran aslında birçok anlamı var. Hastalığın en ağır zamanı için falan da kullanılıyormuş. Fizikte buhran suhuneti kritik sıcaklığa karşılık geliyormuş aslında. Bu kritik sıcaklık nedir? Hani hal değişimlerine vesaire daha çok karşılaşmışsınızdır. Kritik sıcaklık olarak bunu kullanıyorlarmış. Şimdi cazibe cezbetmekten geliyor zaten. Cezbeden şey aslında çeken şey. Bu cazibe kelimesi cazibe kelimesi tek başına da aslında yer çekimi için kullanılıyormuş burada gördüğünüz gibi ama fizik, özellikle fizikte cazibeyi arz daha çok yer çekimi için kullanmış. Arz zaten yer, zemin demek. Cazibeyi de yani bu zeminin, yerin yaptığı çekimi kastediyor. Cereyanla ilgili çok kelime var zaten görüyoruz burada. Cereyan akıma karşılık geliyor aslında. Akım kelimesini hani her türlü kullanıyoruz ki burada da onları görüyoruz. Cereyanı daimi doğru akım demek. Hani bu doğru akım bizdeki DC'ye mi karşılık geliyor emin değilim. Çünkü ona yönelik bir şey de var burada. Cereyanı mütemadi. Hani mütemadiyen biliyoruz zaten. Bu benim anladığım kadarıyla DC'ye karşılık geliyor. Bir de cereyanı mütenavil var. Bu da alternatif akım. Bu da anladığım kadarıyla AC'ye karşılık geliyor. Geri dönersek cereyanı elektrik kelimesini doğrudan almış Osmanlıca zaten. Elektrik akımına karşılık geliyor.
Cereyanı galvani, bu da volta karşılık geliyormuş. Ben yani bilirsiniz galvanik pil, daha sonrasında volta ile birlikte pili biliyoruz. Volt için galvani, yani cereyanı galvani kelimesi kullanıyormuş. Cereyanı heva, yine hava akımı için kullanıyormuş. Cereyanı müvellide de jeneratör için kullanılıyormuş. Devre, şu anda da biz biliyorsunuz devreyi kullanıyoruz. Devre kelimesini kullanıyoruz. Hani dönüş, dönme. Hani aslında elektrik devresinden biliyoruz. Fizikte devre-i kasire dediği kısa devre olarak kullanılmış. Yani yine bizim elektrik devresindeki bir olay biliyorsunuz. Elektriki kelimesi elektrikle ilgili olan. Hani sonundaki şu i ekinden anlıyoruz zaten. Elektriki, elektrikle alakalı olanı anlıyoruz. Cereyan elektriki konuşmuştuk. Burada güzel uzun bir kelime var. Elektrikiyeti mıknatisiye, yani aslında bizdeki elektromanyetizmaya karşılık geliyormuş. Bunlar manyetizma ile alakalı, zaten birazcık daha konuşacağız ileride. Harareti zaten biliyoruz. Hararet yaptı vesaire denir. Sıcaklığa karşılık geliyor ki fizikte de özellikle sıcaklığa karşılık geliyor. Burada kimyayı da görüyoruz zaten. Harareti mahsusa, ısınma ısısına karşılık geliyormuş fizikte kullanılırken. Hareki elektrik, hareketle ilgili de çok kelime var, onu da konuşacağız. Hareki elektrik aslında devimli elektrik dediği, hani devinimi burada daha çok düşünüyor. Yani aslında dinamiğe karşılık gelen kısım. Bu da elektrodinamiğe karşılık. Elektrodinamiğe karşılık geliyormuş Osmanlıca'da. Harekiyat da aslında kinematik, yani devinim bilimi, zaten hareket bilimi. Hareket nesneleri incelediğimiz alan diyebiliriz. Bu da zaten Fransızca'daki kinematiği de görüyoruz burada. Hareket-i ihtizaziye, ihtizaz titreşim demek ki zaten burada titreşim hareketini karşılıyor. Hareket-i muahhara, bu yavaşlayan hareketi kastediyormuşuz burada. Hareket-i mutlaka, bu da hareketli noktanın hareketsiz noktalara göre hareketi. Yani mutlak hareketi burada daha çok kastediyor. Hareket-i muttasıla, daima bir tarafa yönelen cismin hareketi, yani tek yönlü hareketi aslında kastediyor burada. Eğer aksi olursa hareketi munfasıla deniyormuş. Hareketi müstakime, doğru bir çizgi üzerine olan hareket. Yani eğimli olmayan, daha doğrusu diyelim. Hareketi müstedire de bir münhani, yani eğriye takiben vaki olan hareket. Yani aslında dairesel hareketi kastediyor. Bu doğrusal hareket, bu dairesel hareket diyebiliriz. Hayal, burada aslında hayal tamamen fizikle alakalı değil ama hayal, hakiki diye güzel bir kelime var burada. Benim hoşuma gitti. Yine bir optikle alakalı. Yanlış bir ifade kullanmamaya dikkat ediyorum optikte. Aslında gerçek görüntü dediğimiz şeye karşılık geliyor. Hayal zahiri var bir de. Bu da aynada gördüğümüz, görünen hayal. Yani görünen görüntü gibi çevrilmiş. Bu da hayali zahiri. Yani zahir olan aslında. Hurdebinan diye zannediyorum ki bir kökeni var, ya da çoğulu bu, bilmiyorum. Fizikte aslında büyüteç ya da ufak şeyleri büyüterek gösteren alet, mikroskop içinde hurdebin kullanılıyormuş. İmtisas da aslında soğurmaya karşılık geliyormuş. Hani fizikte de, ki biyoloji, burada fizik şeyini görmüyoruz ama hani biyolojide de varmış. Emilme aslında Fransızca'da absorpsiyon, bizdeki de soğurmaya karşılık geliyormuş. İmbisat da fizikte sıcaklığın etkisiyle, sıcaklığın tesiriyle madeni cisimlerin enine boyuna büyüyüp uzaması. Yani genleşmeyi aslında kastediyor burada. İnikas da aksdan geliyor. Aksetme, zaten hani fizikte de aksetme demişiz. Bir yere çarpıp geri dönme, ki ışık için kullanılıyormuş özellikle, yani yansıma. Zaten reflection'da yazmışlar burada. İntikal aslında nakilden geliyor. İntikal etmeyi zaten şu anda da hala kullandığımız bir şey. Bir yerden bir yere geçmek anlamında. İntikali hararet de özellikle fizikte kullanıyormuş. Bu da ısı yayılımı, ki konveksiyona karşılık geliyor. İstiktap da zaten şurada KTB'yi görüyoruz. Hani kutuplaşmaya karşılık geliyor. Bu da polarization bizdeki. Tam Türkçesi kutuplaşma diyebiliriz. Hani Fransızca zaten. Diğer de polarization kullanılır da, hani bizde kutuplaşma diyebiliriz. Kabili aks, aslında aks zaten hani evrenir, tersinir. Yani tepkimelerde olur genelde bu, hani tersinir. Çok fizikle alakalı tersinir çok çok kullandığımız bir şey değil aslında ama reversible olarak zaten Fransızca'da yazılmış. Kabiliyeti incirar, bu fizikte bazı hatta bilirsiniz bunu, genelde ortaokulda anlatırlar. Tel halini alması özelliği metallerde özellikle kullanılır. Fizikte de bu kelime bunu karşılıyormuş.
Kabiliyet inhina, bu eğilebilme, bükülebilme, yine bir özellik olarak düşünebilirsiniz. Kabiliyeti inkısam, bu da bölünebilme. Zaten hani yazıyor burada kısımlara ayrılabilme. Hani kısımdan geliyor. Kabiliyeti inkısam da bölünebilmeye karşılık geliyor. Bazıları belki matematik, fizik iç içe olduğu için matematik terimlerini vesaire de ileride inceleriz ama matematiğe kayan terimler de olabiliyor arada. Kabiliyeti tatarruk, bu da hani dövülerek aslında, tazyik kelimesi burada önemli, tazyik ileride konuşacağız. Yassı haline gelebilme aslında özelliği. Kamin de aslında potansiyele karşılık geliyor fizikteki. Potansiyel alakası zaten birazdan yine göreceğiz. Kıymeti vasatiye, vasat ortalama demek biliyorsunuz. Ortalama değer anlamına geliyor. Kudreti şems, şimdi burada enerji, fizik de aslında enerji, kuvvet, güç, bunları iyi tanımlamak lazım ama Osmanlıca'da birazcık karışmış gibi gördüm ben. Mesela kudreti şems için aslında kuvveti de karşılıyor ama gücü de karşılıyor. Güneş enerjisi kullanılmış. Kudreti ziyaiye, ziya zaten ışık demek, ışık enerjisini karşılıyor. Kudreti elektrikiye, elektriği zaten konuşmuştuk hatırlarsanız, elektrik enerjisini karşılıyor. Hararet, kudreti hararette ısı enerjisini karşılıyor. Kudreti mihanikiye, zaten mihanik, hani zaten mekaniği andırıyor. Mekanik enerjiyi kastediyor. Kuvve-i ilerli merkeziye, bu da merkezcil kuvveti, centrifugal force aslında kastediyor. Kuvve-i anil merkeziyenin zıttı olarak tariflenmiş. Burada az önce söylediğim şey şuydu. Enerji, güç, kuvvet, bunları iyi ayırt etmek lazım. Hani fizikte de zaten kullandığınız kelimeye göre neyi anlattığınız fark eder. Kuvve-i maddiye de enerji aslında kullanılmış ama direkt mesela kuvve-i şems dediğinde güneş enerjisi olduğunu anlamışız. Kuvve-i mekniye, gizli güç, aslında potansiyeli kastediyor yine. Kuvve-i cazibe, cezbetme, zaten konuşmuştuk cazibeyi. Arzın, yine zemini yani yerin çekme kuvvetini kastediyor burada. Kuvveti ceriye de çekme gücü demiş mesela. Yine burada güç olarak kullanmış. Kuvveti delkiye, sürtünme kuvveti. Delk zaten sürtünmek demek. Bu bizdeki aslında sürtünme kuvvetine karşılık geliyor. Mesela burada kuvvet kullanmış, güç kullanmış, enerji kullanmış kuvveyi derken neyi tarif ettiğini yine büyük ihtimalle bağlamdan anlaşılıyordu eski zamanda. Kuvve-i elastikiye, esnek kuvvet anlamına geliyormuş. Kuvve-i elektrikiye de elektrik gücünü anlamına geliyormuş ki elektrik kudretten mesela burada görmüştük. Elektrik enerjisi, kuvve-i elektrikiye deyince elektrik gücünü anlamamız gerekiyormuş. Kuvve-i faile-i elektriki, elektrik gerilimi anlamına karşılık geliyormuş. Kuvve-i muharriki elektrikiye, elektromotor kuvvetine karşılık geliyormuş. Hani EMK diye, EMF diye kullanılır genelde. Kuvve-i müteharrik bir elektrik. Bu da elektromotor kuvvetmiş yine. Burada Fransızcasını da yanına koymuş bu sefer. Üsttekinden farklı olarak. Acaba bu ikisi ne anlama geliyordu fark olarak bilmiyorum açıkçası. Kuvve-i muhassala, bu da bileşke kuvvet. Büyük ihtimalle şimdi aklıma geldi. Hasılat da buradan geliyor. Toplam herhalde diye düşünüyorum. Muhassala da toplama, yani toplam kelimesi doğru olmayabilir ama bileşkesi zaten hani hepsini bir arada aldığımız kuvvet, bileşik kuvvet. Kuvveti tebidiye, kaldırma kuvvetine karşılık geliyormuş. Kütle-i izafiye, bu öz kütle, bizdeki öz kütleye karşılık geliyormuş. Lemeyan, bu eskiden mesela, bunu ben yeni öğrendim, gaz ışığı kullanıyormuş lümenesans için. Lümenesans maddeler de var biliyorsunuz. Lümenesans için gaz ışığı kullanılıyormuş. Aynı şey burada da geçer. Lemeyan-ı fluari, bu da flor ışığı diye kullanıyormuş. Şu an floresans dediğimiz şey aslında. Manzume-i elektrikiye, pil, elektriğin toplandığı yer gibi düşünebilirsiniz manzumeden. Pil olarak tarif edilmiş. Maverai benefşevi, bu da dalga boyu mor renkli ışınkinden, yani 4000 Armstrong'dan daha küçük hissediyor yaklaşık olarak. Ultraviyoleyi de yanmış burada. Biz şu an buna mor ötesi diyoruz. Eskiden maverai benefşevi deniyormuş. Mebhas da önemli çünkü mebhas bizdeki, aslında şurada görüyorsunuz, lojiye karşılık geliyor. Yani ilim, bilimi karşılık geliyor. Buna çok var aslında burada örnek. Mefasi kuvveti hava. Kuvveti hava zaten hani buradan düşünebiliriz. Ayrı denemek aslında, hava bilimi gibi düşünebiliriz. Mefasi ziya, bu ışık bilgisi anlamına geliyormuş. Mefasül harekat, bu devin bilimi, yani dinam, yani devinin bilim, hareket bilimi dediğimiz şey aslında dinamiğe karşılık geliyor bizdeki.
Mekan deyince anlamamız gereken şey yer mahalli tabii ki ama fizikte özellikle mekan kullanıldığında uzay ki buna yönelik belki feza da eklenebilir ama özellikle fizikte anladığım kadarıyla mekan kullanılıyormuş. Menba kaynak demek biliyorsunuz. Menba-i hararet ısı kaynağı anlamına geliyor. Menba-i ihtizaz konuşmuştuk titreşim kaynağı anlamına geliyor. Menba-i sada bu ses kaynağı anlamına geliyor. Menba-i ziya da ışık zaten ziyaydı sonra konuşmuştuk. Seda zaten ses demek biliyorsunuz. Harareti de öğrendik, ihtizazı da öğrendik. Aslında menba-i yani bu birazcık Almanca'ya benziyor. Almanca'da da böyle. Ne anlatmak istiyorsanız kelimeleri birleştire birleştire kuruyorsunuz. Aynı Osmanlıca'da o mantık düşünebilirsiniz. Menfi fizik ve matematikte bizim anlayacağımız daha farklı anlamları da var ama negatif anlamına geliyor. Mıknatıs elektriği, şu mıknatıs manyetizma konusuna döneceğiz demiştim. Elektromıknatıs anlamına denk geliyor aslında. Mıknatıs tabii de doğal mıknatıs anlamına karşılık geliyor. Mikyas bu yine kıyastan geliyor. Ölçek diyoruz ama aslında özellikle kullandığımız bizim şu ölçüm aletleri için işimize yarayacak. Mikyası gaz, aslında gaz ölçer. Şu an manometre daha çok kullanıyor tabii ki kelime olarak. Mikyası irtifa, irtifa yükseklik demek biliyorsunuz. Yükseklik ölçer, altimetre şu anki kullanımı. Mikyası kuvvet, kuvvet ölçer, dinamometre şu an. Mikyası zelazil, aslında zelzeleleri ölçen gibi düşünebilirsiniz. Yer sarsıntısının şiddeti şu an sismografı kullanıyoruz. Mikyasul harare, harare neydi? Isı, sıcaklık için kullanıyordu. Bunun için de termometreyi biliyoruz. Mukavemet anlam gereği zaten direniş, karşılık koyma demek. Fizikte özellikle mukavemeti mahsusa öz direnç için kullanılıyormuş. Muvazenet de dengeye karşılık geliyormuş fizikte. Bazen fizik yani acaba mesela kimyadaki denge aynı mı merak ediyorum. Ona ayrıca bakmak lazım. Çünkü kimyadaki tepkimelerdeki denge fizikteki o cisim diyagramında çizdiğiniz denge ile aynı mı bilmiyorum kelime olarak bakmak lazım. Mücerrit de tecritten geliyor. Tecrit biliyorsunuz ayırmak demek zaten. Bu da yalıtkana karşılık geliyor. Yine aslında basit düşündüğümüzde basit bir anlamı var. Mükessife kondansatör demekmiş doğrudan. Aslında içine elektrik enerjisi yığılan alet diye tanımını yapmış. Mütecanis cinsten geliyor. Bir cinsten olan, tek cins demek aslında. Bu da bizdeki homojene şu an karşılık geliyor. Nakale ki burada nakıl da var. Nakil gibi düşünebiliriz aslında taşıyan. Fizikte bunun karşılığı iletken. Nakale de burada iletkenler diyebiliriz. Rakkas aslında dans eden, oynayan demek ama aynı zamanda zaten raks etmekten geliyor. Aynı zamanda fizikte sarkaç için de kullanılıyor rakkas. Belki eski fizik kitaplarında falan hala da olabilir aslında. Seyyal, önce seyyale bakalım. Seyyal aslında akıcı demek. Biz fluid yani akışkan olarak kullanılıyormuş fizikte. Seyyalani üzüm de akı yani flux'a karşılık geliyor. Sıfırı mutlak oldukça açık zaten. Mutlak sıfır. Eskiden salt sıfır da kullanılıyormuş fizik ve kimyada. Absolute zero yani. Sıklet ağırlık yük demekmiş. Sıkleti izafiye de yoğunluğa karşılık geliyor. Aslında bir hacime karşılık düşen kütle oranın kütle bölü hacim aslında yoğunluk diyoruz. Burada ağırlıkla kullanmış sıkleti ama hani büyük ihtimalle yine bağlamda anlaşılan bir şeydi. Şerare-i elektrikiye bu aslında kıvılcım demekmiş. Anot ve katot bir araya deyince ki anot için müspet, katot için menfi kullanılıyormuş. Birbirine değmesinden meydana gelen kıvılcıma şerare-i elektrikiye deniyormuş. Şua önemli. Şua ışın demek aslında. Şua-i veya şua vektör için kullanılıyormuş vektör kelimesi için. Şua-i meri görme ekseni. Şua-i merkezi özlük ışını ben anlayamadım ne olduğunu ama yine optikle alakalı büyük ihtimalle. Şua-i münakis yansıyan ışın. Şuayi nisfi kutur yarı çap vektörü aslında kastediliyor burada. Şuayi varit büyük ihtimalle varmakla belki alakalıdır. Gelen ışını kastediyor. Şuayi ziyai de ziyade ışık demekti. Işık ışınlarını kastediyoruz burada. Tahaffuz-ı kudret enerjinin saklanması anlamına geliyormuş. Tazyik de konuşacağız demiştim. Tazyik aslında fizikte şu anki basınca karşılık geliyor. Tazyikli dediğimiz su, yani tazyikli su aslında basınçlı suya karşılık geliyor.
Tazyiki canibi cenap yana basınç yani yan taraftan. Tazyiki deruni iç basınç. Tazyiki hava açık hava basıncı. Tazyiki vasati de ortalama basınca karşılık geliyormuş. Tefazülü iktidar bu potansiyel farkına karşılık geliyormuş. Tegalvün yine burada bir galvano yapma aslında pillerden bir cismi elektrikleme anlamına karşılık geliyormuş. Galvano yapmak deniyormuş eskiden buna. Tesaüt de buhar haline gelme yani süblimleşmeye karşılık geliyormuş. Tevazuniyet de hani durgun aslında statik için kullandığımız bir kelimeymiş. Vezniyet de momente. Bu tork büyük ihtimalle kastedilen şey burada. Zatül hareke, zat biliyorsunuz kendi demek, kişi yani kendine demek. Hareke de hareket biliyorsunuz. Kendi kendine hareket eden yani aslında otomatiğe karşılık geliyor. Zaviyeyi sürat, bu da güzel. Sürat deyince, şimdi fizikte normalde hani öğretilen de öyledir. Sürat deyince biz skaler anlarız. Hız deyince vektör anlarız. Ama Osmanlıca'da sürate baktığınızda çabukluk hız anlamını görüyorsunuz. Zaviye-i sürat ise zaviye açı demek biliyorsunuz. Açısal hızın karşılığı aslında. Şimdi kelimeler bu kadardı. Aslında daha fazla kelime de tabii ki bulunabilir. İçeride araştırılabilir. Ben fizik etiketi olanlara baktım özellikle. Dediğim gibi burada amacımız tamamen hani etimolojik bir kökene gitmek gibi değil. Tamamen eskiden bunu karşılayan kelime neymiş ona bakmak. Mesela kuantum kelimesini burada bulamayız. Neden? Zaten çünkü Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sürede kuantum yoktu. Öyle düşünebiliriz. Hani 20. yüzyılla birlikte kuantum hayatımıza girdi diyebiliriz. Kuantum kelimesine karşılık bir şey burada bulamıyoruz. Zaten çoğu kelimenin şu an için kullanıldığı farklı kelimeler de var normal olarak. Yeni üretilmiş kelimeler var. Fizikle veya diğer dallarla alakalı bir etimoloji videosu da yapabiliriz zaten ki aklımda var yapmak. Hani kuantum kelimesi nereden geliyor işte veya bu şimdiki Türkçelere mesela işte mercek kelimesi nereden geliyor ki mercimekten geliyormuş. İşte akım kelimesi nereden geliyor, ivme kelimesi nereden geliyor bunlara tek tek bakabiliriz zaten. Ama özellikle bu seride bakacağımız şey önceden bunlara karşılık yani zamanında bunlara karşılık gelen neymiş? Kelimeler neymiş? Bu Osmanlıca sözlüğü kullanarak bakacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hani sorularınız, görüşleriniz olursa, belki benim burada yanlış anlattığım, özellikle kimyaya falan değinen şeyler varsa, fizikte de olabilir tabii ki özellikle optik çok fazla kelime vardı. Bazı şeyleri birazcık tabii tahmini yürütüyoruz. Yani gerçekten o mu kullanılıyordu bilmiyorum ama hani bunun için kullanıyordur diye tahmin yürüttüğümüz oluyor. Dediğim gibi bir düzeltme talebiniz veya ekleme yapmak istediğiniz bir nokta varsa doğrudan ulaşabilirsiniz zaten. Tekrar teşekkür ederim. Yeni bölümlerde, yeni serilerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.